Ancak konuşuruz. Kardeşim bana anlattı Marien size ne kadar tutkun olduğunu. Bu yolda her zaman yardımcınız olduğumu bilmenizi istedim. Sizin gibi beni dost görmek insanı yüreğine serpiyor. Ne olur bu cömert fikrin bir şey sürüyor beyninizden. Talihlerinizin sınırı daha kolay kaplanırız sizinle. Vallahi ikiniz de şanslıymışsınız doğrusu. Ama bunları herkesten önce bana anlatsaydınız böyle olur muydu hiç? Ne yaparsın? Kader böyleymiş. Siz ne düşünüyorsunuz Sayın Bayan Marien? Kararınız ne? Ah ne kararı? Benim karar verebilecek hali mi var? Öyle pis kıvrak bağlıyım ki. Duadan başka bir şey gelmiyor elimden. Kuru duadan başka bir şey yok mu kalbinizde? Sizin sevgi dediğiniz şey beklenmedi sadece. Bir şeyler yapamaz mı? Ben ne söyleyeyim size? Kendinizi benim yerime koyun. Şunu yap bunu yap deyin bana. Ama rica ederim. Şeref ahlak kurallarına sığmayacak şeyler istemeyin benden. Eyvahlar olsun. Şeref ahlak kurallarıyla elimi kolumu bağlıyorsunuz benim. Bunlar öyle sert, öyle acımasız olabilir ki. Ne yapabilirim o zaman? Peki ama ne yapayım söyleyin. Hadi biz kadınların düşünmek zorunda olduğumuz birçok şeyi düşünmeyin. Annemin sözünden çıkamam ki. Öyle cömert, öyle görünmelik bir sevgiyle yetiştirdi ki beni. Onun kalbini kırmak gelmez elinden. Siz uğraşın, görüşün kendisiyle. Hangi çareye başvurursanız durun razıyım. İş yalnız benim sizden yana olduğumu söylemeye kalsın. Prosin, canım Prosin. Bu iş sende. Halledebilir misin? Yardım edemez misin bizi? Şimdi göster işte marifetini. Aşk olsun. Buna sorulur mu hiç? Canla başla çalışırım sizin için. Ama ne yapabiliriz? Önce bir onu düşünmeli. Yani diyorum ki, anneniz o kadar anlayışsız bir insan değil. Babasına verdiğini oğluna da verebilir. Ama şöyle bir problem var. Babanızın babanız gibi bir baba olması. Orası öyle. Yani diyorum ki, istenmediğini anlayacak olursa kin bağlar size. Öyle bir şey yapmalı ki, kendisi istemeden senden soğuyuversin. Doğru, haklısın. Doğru söylüyorum tabii. Ama ne yapmalı onu bir düşünmeli. Şöyle, benim gibi güzel bir kadın bulsak. Zengin bir kadın numarası yapsa. Bütün varını yoğunu size vermek istiyor dese. Seni verdikten sonra isterse anlasın numarayı. Sonrasının hiçbir önemi kalmaz. İyi fikir. İyi buldun bunu. Siz durun. Bir ahbabım var bu işi becerebilecek. Bunu yaparsan Frosin karşılığını görürsün benden. Marien. Tanrı öyle güzellik vermiş ki size. Neler yaptırmaz. O diliniz, o gözleriniz istediği her kapıyı açabilir. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Bak. Oğlum bir annesinin elini yalıyor. Annesi de maşallah yaratmamazlık etmiyor. Aa, babam da buradaymış. Arabazı, gidebilirsiniz. Siz gitmeyecekseniz ama ben götürebilirim onları. Hayır, kendileri gidebilirler pekala. Hem benim seninle konuşacaklarım var. Müsaadenizle. Git. Üvey anneliği bir yana. Bu kızı nasıl buluyorsun oğlum? Nasıl mı buluyorum? Evet. Hali, tavrı, zekası nasıl sence? Pek amşam sayılmaz aslında. Demin öyle demiyordun ama. Sizin adınıza biraz pohpohluyordum babacığım. Boşunuza yani, gider diye. Yani bir kadın olarak hoşlanmıyorsun ondan. Ben mi? Ne münasebet? Buna üzüldüm doğrusu. Çünkü biraz hoşlandığını söyleseydin onu sana verecektim. Ne? Nasıl? Evet, verecektim onu sana. Evlenecektin yani onun öyle mi? Evet, evlenecektim. Peki madem, şunu söyleyeyim baba size. Ben Marianne'yi bir kez dizide gördüğüm ilk günden beri seviyorum. Vah. Evine gittin mi? Gittim. Kaç defa, çok mu? Kısa zamanda çok sayılabilir. Nasıl karşılanıyordun orada? Hoş, hem de çok hoş. Seninle evlenmek istiyorum dedin mi kendisine? Dedim. Hatta annesine bile çıtlattı. Anasına da. Anasına da. Peki nasıl karşılattı? Karşıladı bu çıtlatmanı. Hiç de yadırgamadı. Ya kız o da seni seviyor mu? Hoşlanıyor. Benim de duymak istediğim buydu oğlum. Nasıl yani? Evet. Şimdi senin yapman gereken ne biliyor musun? Neymiş? Aklını başına toplayıp bu sevdadan vazgeçmek. Benim olanı elimden alamazsın. Ya! Demek bu oynettiniz bana öyle mi? O zaman şunu söyleyeyim baba. Marianne'yi sevmekten asla vazgeçmeyeceğim. Babanın lokmasını ağzından mı alıyorsun lan? Siz benim lokmamı ağzından alıyorsunuz. Baban değildim.
Beni saymak zorunda değil misin? Oğullar babalarını saymak zorunda değildirler. Sopayı, sopayı kafana yedin mi öğrenirsin saymasını. Yıldıramazsınız beni. Bari anlatan vazgeçeceksin. Vazgeçmeyeceğim. Efendim, çok zorladığınız için söylüyorum. Bana sıkıntı
Kalsanız bu işi yapan kim biliyor musunuz? Kim? Valer yaptı bu işi. Valer mi dedin? Evet, ta kendisi. En güvendiğim adam ha? Ya o? Neye dayanarak söylüyorsun bunu? Neye mi dayanıyorum? Neye dayanıyorum? Dayandığım şeye dayanıyorum. Gözünde bir şey gördün mü? Onu söyle. Bana bıçağında yerde gördün mü kendisi? Evet, gördüm. Paranız ne yaptıydı sizin? Bahçede. Evet, bahçede gördüm. Geziyordu. Peki, neyin içindeydi sizin şu paha? Sandığı. Evet, sandığı da gördüm. Bahçede gezerken elindeydi sandık. Peki, neredeydi bu sandık? Ne renkte miydi? Renginde. Evet. Ne? Dilimin ucunda canım, söylesenize. Başlarım dilinin ucuna. Evet, gıhı. Hayır, benimki siyahtı. Canım, bir ton tık üstü yani, ne fark eder? Evet. Hiç şüphe kalmadı artık. Karamı valer çalmış. Evet. Kime güvenmeli artık bu dünyada? Kime güvenmeli? Ben diyorum ya, ben de çalabilirim paramı. Gel buraya! Gel buraya da itiraf et dünyanın en kara, en korkunç suçunu işlediğini! Efendim, ne dediniz anlamıyorum. Alçak herif! Utanmıyor musun bu yaptığından? Ne olmuş Bay Arpago? Ne yapmışım? Bilmiyorsun değil mi ne yaptığını? Saklamak boşuna artık. Koyan çıktı meydana. Az önce söylediler. Sinsi evime sokul. Bana bu oyunu oyna. Madem söylediler her şeyi, saklamayacağım artık ben de. Hoppala, üstüne mi bastık yoksa? Her şeyi söyleyecektim size. İyi bir fırsat kolluyordu. Böyle oldu madem, kızmayın da dinleyin beni. Niçin böyle yaptığımı anlatayım. Bak namussuz hırsıza, bir de niçin yaptığını anlatacakmış. Yo bayım, o kadar da değil. Size karşı bir kusur işledim, doğru. Ama affedilir böylesi. Ne dedi? Affedilir böylesi? Bay Arpago, büyüttüğünüz kadar değil. Büyüttüğüm kadar değil mi? Sen benim canımla oynadın. Şerefinize kıl kadar zarar gelmeyecek. Sen şimdi bırak şerefi merefi de. Nasıl yaptın bu işi? Hangi şeytan uydu? Ne şeytanı efendim? Her istediğini yaptıran bir tanrıya uydum da yaptım. Aşka. Aşk mı dedi? Evet. Paralarıma aşık olmuş. Ne parası efendim? Mal, mülk. Hiçbir şeyinizde gözüm yok. Bana aldığımı bırakın yeter. Çaldığın bende kalsın diyor. Siz buna çalmak mı diyorsunuz? Ne diyeyim? Bu bir hazine be. Evet, bu bir hazine. Hem de en değerli hazine. Evet. Dizlerinize kapanıp bu hazineyi istiyorum sizden. Sizin de üstünüze düşen o hazineyi bana vermeniz. Ne vermesi? Ne vermesi? Birbirimize yemin ettik. Aman yeminlerini sersinler. Dünya durdukça o benim olacak. Dünyayı kafana yıkarım seni. Yalnız ölüm ayırabilir bizi. Altınlarım herifin aklını başından aldı. Demin de söyledim. Ben bu işi çıkar düşünmüş değilim. Çok daha yüksek bir duyguyla yaptım. Görürsünüz. Herif ise aşkına paralarını üstüne oturmaya kalkacak. Ama senin hakkından adalet gelir. İpini satmış herif. İstediğiniz bütün zorlukları çıkarın. Hepsinin karşısında duracağım. Ama şunu bileyim Bay Arpago. Kızınızın hiçbir günahı yok. Tabii ya, bir de kızım mı canıma kıyacaktı? Ama artık yeter. Ver aldığını geriye. Nereye kaçırdın söyle. Daha kaçmadık efendim. Evinizde. Sandığım evimdeymiş. Hiç er sürmedin ya, doğrusunu söyle. Ne münasebet efendim. Onun da benim de günahıma giriyorsunuz. Tertemiz bir bağ aramızdaki. Herifin bir nikah olmadığı kalmış bizim sana. Bir meleğe kötülük ekmeği asla aklından geçirmez. Asla. Sandığım melek yolu uçacak. Güzel gözlerinden içime dolan sevgiyi hiçbir şey kirletmedi. Gözleri de varmış sandığım. Bu işin aslını bayan hizmetçi biliyor. Ona sorabilirsiniz. Hizmetçinde mi karıştı bu işe? Evet. Sevgimin dürüstlüğünü görünce kızınızın bağlanıp bağlanmasına söz vermesine yardım etti. Ya anlamıyorum. Kızımı ne karıştırıyorsun? Demek istiyorum ki utancından sevgime karşılık vermesi kolay olmadı. Kimin utancından bahsediyorsun? Kızınızın. Kızım sana evlenme sözü mü verdi? Biz nişanlandık. Yassanıza bayım, yassanıza neler diyor. Tanrım! Bu da mı başıma gelecekti? Yavrum Aykom, sen hem hırsız hem de kız hayatı.
benden değil. Kim olduğunu öğrendiğiniz zaman... Ay yüzsüz kız! Utanmıyor musun bu yaptığından? Babanı yok sayıp bir hırsıza gönül vermekten. Ama ikiniz de görürsünüz. Dört duvar arasında kaldım anlarsın sevişmeyi. Sen de dar ağacında alacaksın boyunun ölçüsünü. Adaletsizin öfkeniz de bitmez. Ceza vermeden önce beni de dinlerler herhalde. Dar ağacını az söyledim. Canlı canlı parçalattıracağım babacığım, seni. Babacığım biraz insaflı olun ne olursunuz. Kızdığınız kimseyi daha iyi anlamak zahmetine katlanın. Sizi tanıdığınızdan çok başka bir insanım. Sevişmemiz size korkunç geliyor olabilir. Evet. Ama o olmasa beni çoktan kaybetmiş olacaktınız. Evet baba. Beni o korkunç kazada Valer kurtardı. Keşke kurtarmasaydı. bunu da yapmasaydı yani. Ama babacığım biraz olsun kızınızın. Hayır. Hayır. Adalet bu adamın her hakkından gelecek. Oh canıma da değsin. Yediğim sopalığın acısı hala sırtımda. İşler fena karıştı. Hayrola Sayın Arpagon. Pekal evlenmiş görüyorum sizi. Ah bayan Selme. İnsanların en mutsuzu benmişim meğer. Ne param kaldı ne şerefim. Şu alçak, şu hain elimde çiğnenmedi kutsal köşe bırakmadı. Hep paramı çaldı hem kızı da ayartmış. Nedir bu paralı fikri bir de anlamıyorum. Ne? Diyorum ya hem paralı çaldı hem de kızımı ayarttı. Adalete başvurmak sizin de hakkınız. Benim zorla evlenmeye hiç niyetim yok. Başkasının olan gönülde benim ne için var? Ama size bir faydam dokunursa elimden geleni yapmaya hazırım. Evet. Bakın dürüst bir komiser. Her işi yerli yerinde yapacağına söz verdi bana. Ne kadar büyütebilirsen o kadar büyüt. Tamam. Kızınızı sevmek neden bu kadar büyük suç? Onunla evlenmek istedim diye neden türlü işkencelere layık görüyorsunuz beni? Kim olduğumu... Geç bu masalları bir kalem. Günümüz soylu soklu hırsızlarla dolu. Kendilerine parlak bir soy isim takıyorlar. Yapıyorlar yapacağını. Ben adamlardan değilim. Bütün Napoli bilir benim soyumu. Biraz yavaş. Ne söyleyeceksen ayağını denk al da söyle. Karşındaki adamın Napoli'de bilmediği yoktur. Masal okumaya kalkacak olursan hemen foyanı çıkarırım ortaya. Napoli'de herkes tanıyorsunuz. Madem Thomas Alburşi'yi de tanırsınız. Tanımaz olur muyum? Onu benim kadar da tanıyan yok. Bana ne? Thomas'dan Momadan bana ne? Rica ederim. Bırakın konuşsun. Ne söyleyecek bakalım. Diyeceğim şu baylar. Bayar pardon. Anselme. Ben Thomas Alburşi'nin oğluyum. Ne? Nasıl söylersin bunu? Thomas Alburşi'nin oğluyum. Bir daha söyledi. Yüz sözüm bu kadarına da pes. Sana bir hikaye anlatayım da aklın başına gelsin. Bundan tam 10 yıl önceydi. Senin adını ettiğin adam çocukları ve karısıyla birlikte denizde boğuldu. O tarihte Napoli'de bir kargaşalık olmuştu. Bir daha oraya hiç dönmemeye karar vermiştim. Siz de şunu benden dinleyin. Bu adamın 7 yaşında bir oğlu vardı. O deniz kazasında bu çocuğu ve hizmetçiyi bir İspanyol gemisi kurtardı. O İspanyol gemisinin kaptanı beni sevdi. Kendi oğluymuşum gibi büyüttü. Yaşım ilerleyince kılıç kullanmasını öğrendim. Asker oldum. Sonradan öğrendim ki babam deniz kazasında hiç ölmemiş. Hiç. Haram. Ben de öldüğüne hiç inanmamıştım zaten. Sonra bir hadise bana canı birisi tanıttı. Başlarına neydi? Onun sevgisi, aşkı, yüzü su hürmetine burada kalmaya babasının, şu dinlenç babasının, şu pantolonuna rağmen, bu çoraplara rağmen onun uşağı olmaya razı oldum. Ben Thomas Alburşi'nin oğluyum. Peki ya, ne bilelim, ya uyduruyorsanız bütün bunları? Evet. Neyle ispat edersiniz, bunların bir masal olmadığını? Nasıl ne bileyim? Size şöyle ispat edebilirim. İspanyol kaptan, babamın yakut mühürü, annemin koluma taktığı bilezik... Bilezik yanımda değil. İtiyah Pedro, bir de benimle boğulmaktan kurtulan hizmetçiyle. Olur şey değil. Tam oldu. Yalan olamaz bu söylediklerin olamaz. Yalan olamayınca da siz kardeşirsiniz benim.
sen varsın bu mucizeyi yapacak. Thomas Alvurçi benim. Sen değil. Siz misiniz baba? Siz ha? Annemin bunca zaman ağladı. Evet kızım. Evet oğlum. Baba, baba. Evet, Thomas Alvurçi benim. Tanrı kurtarmıştı beni dalgalardan. Hem de paramla birlikte. 16 yıldır ölmüş biliyordum hepinizi. Dünyanın dört bucağını dolaştıktan sonra buraya geldim. Başıma bir sürü bela getiren o eski adımı da değiştirip Anselma adını aldım. Bu senin oğlun mu şimdi? Evet. Çaldığı 10.000 altını senden istedim. Çaldığını? Baba, çaldım. Çalmadım ben. Kim söylüyor bunu? Bir sus, baban konuşsun. Tamam. Çakıya susasın. Ne? Evet. Nasıl inanırsınız buna? Güya musunuz ya canım? Konuştuğum var mı benim? Yapma ya. Bay komiserin yanında söyledi. Ben bu işi yapacak adam mıyım Harpagos? Adam mısın, madam mısın ben bilmem. Ben paramı isterim. Üzülmeyin artık baba. Kimseyi de suçlu görmeyin. Paranızın nerede olduğunu biliyorum. Marianne ile evlenmeme izin verirseniz paranız elinize gelecek. Nerede, nerede? Sakin olun canım. Nerede olduğunu biliyorum. Sizin söyleyeceğiniz laflara bağlı. Marianne ile evlenmeme izin veriyor musunuz, vermiyor musunuz? Yoksa sandık... Gide. Sen sürmedin ya. Açılmadı bile. Sapa sağlam. Marianne ile evlenmeme izin veriyor musun? Annesi razı. Kızım kim isterse onu alsın diyor. Annemin razı olması yetmez. Tanrı'yım da bir baba, bir kardeş verdi bana. Onun da razı olması lazım. Tanrı beni size engel olmak için göndermedi herhalde. Bay Harpagon, kabul edin ki bir geç kızı seçmek babasından çok oğluna düşer. Haydi sizi üzecek sözler söylemesine meydan vermeyin boşuna. Bu çifte nikah, razı olun benimle. Ben sandığımı görmeden ağzımı açma. Göreceksiniz, sapasağlam, hem de pırıl pırıl. Ne oğluma ne de kızıma verecek param yok benim. Ben de ikisine de yetecek para var, merak etmeyin. İki düğününde masraflarını resmen kabul ediyor musun? Resmen kabul ediyorum. Oldu mu? Oldu ama ben de bir takım elbise isterim. Peki, peki. Haydi gidip bugünün. Tadını çıkaralım. Hey, baylar bir dakika. Tuttuğumuz zabıt parasını kim verecek? Yazdığın sende kalsın, almadım ki parasını vereyim. Olmaz öyle şey. Bedava zabıt mı tutulur? Ne yapsak ki? Gel buraya. Gel. O zaman al, asılacak bir adam veriyorum. Aman Tanrım! Doğruyu söyleyeyim, döbekli. Yalan söyleyeyim, asaklı! Bay Harpagon, bu adamın yanında affedin gitsin. Bence de. Komiserin parasını da ver. Peki, peki. Haydi annenizi de katalım sevincimize. Annenizi de katalım. Haydi katalım. Haydi. Ben de canım altınlarımı göreyim.
Değerli hocalarım, sevgili tiyatro severler, hepiniz şeref verdiniz, sefalar getirdiniz. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Evet, umarım yüzlerinizi gülümsedebilmişizdir. Bu sene artık son senesi olan ve mezun olacak arkadaşlarımız da var. Eğer müsaade ederseniz onlara da son kez selam vermek üzere buraya davet etmek istiyorum. Sinan Akbaba, Hüda, Burak, Ali, Abdülkadir, Yavuz, Muhammed, Yağmur, Doğan arkadaşlarımızı sahneye davet ediyorum. Evet, tiyatroyu sevdiren Dursun hocamıza ve Bünyamin Çetinkaya hocamıza da çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun. Ve 4 yıl boyunca toplumumuza emek vermiş olan ve şu anda eşim olan Sayın Nazmi Yıldızal Veli de sahneye davet etmek istiyorum. Evet, son kez mezun olacak olan arkadaşlarımızı ve değerli tiyatrocularımızı da alkışlarınızla... Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Thank you.
Babam duruyor. Oyun çok iyiydi, gördünüz mü? Yok, ama açık bırakmış gitmiş ya bu.